Şimdi bizim Petra Meşekü İkizdere Meşekü Petra'nda 200-300 yıldır bir kayak geleneğimiz var. Bu Üzme Tatas dediğimiz Petra Muart. Bu yoğun bir şekilde eskiden devam ediyordu. Bizim de çocukluğumuz bu tahta üzerinde geçmiş. Bundan kayarak bunu bayağı geliştirmişiz. Bayağı bir seviyeye getirmişiz. Hatta şu an geçen de 10. Petra kayak şenlikleri yapıldı. Biz bundan 10 yıl önce buraya helikopterden kayak yapan yabancılar geldiğinde, bizim bu dağlara geldiğinde snowboard'u o zaman ilk birebir görmüş olduk, tanıdık. Snowboard görünce biz tahtalara baktık ki birebir aynı, ölçüsü boyutu aynı, sadece bizimkinde bağlama yok, bunda bağlama var, bir fark oldu. Bu da o yabancıların dikkatini çok çekti. Yani petanbordtan birbirine benzemesi, ayak bağlamama şeyi buradan yapıldığına dahil çok gelip belgesellerini çektiler. Biz de ondan sonra biz de yani snowboard dedik, bu kayalım bakalım kayabilir miyiz? Snowboard ayağımıza bağladığımız gibi biz de aynı profesyonel gibi kaymaya başladık. Şu anda snowboard, petanbord ikisinden de kayak yapabiliyoruz yani. Kaç yıldır bu kayak kültürü var sizde? Abinin söylediği gibi en az 300 yıldır biz bundan kayıyoruz çocukluğumuzdan beri. Lazbord dediğimiz zaten bu. O sonradan biz onu görünce onlara kaymaya başladık. Asıl şeyimiz bu bizim tabii. Çocukluğumuzdan beri, ilkokuldan beri kayıyoruz bundan. Snowboard'la kayabiliyor musun? Snowboard'la yok, bununla kayabiliyorum. Lazbord'la. Şimdi kayak yapıyorsunuz. Ben şu an amatör olarak kayıyorum. Ya bugün hemen başladım biraz daha kayma ama geçen sene hiç kaymıyordum. Bu sene daha yeni başladım. Ya köy geleneği olarak öğrenilmesi lazım. Güzel bir spor. Yapılması gereken bir şey. Tehlikeli oluyor mu düştüğünüz? Yo, düşsem bile karın üstüne düşüyorsun zaten. Bir sıkıntı yok. İncinmem olmuyor zaten. En fazla kayıp düşüyorsun. Snowboard'a geçmeyi düşünüyor musunuz? Sonradan ilek sarıtı niye olmasın? Biraz daha alıştıktan sonra amatör olarak, profesyonel olarak kayabiliriz.